Peki hocam Türkiye'de ekilebilir arazi oranı son 30 yılda %42 oranında azaldı ve bir yandan da biliyoruz ki en fazla suyu tüketen bölümde arazilerimiz maalesef hala doğru sulamayı tam olarak bilmediğimiz için 2030'da bir kıtlık bekliyor deniliyor tüm dünya geneli için. Bunu hem ülkemiz hem de dünya bazında yorumlar mısınız? Valla bu yorum aslında benim haddimi aşar ama ben şöyle söyleyeyim size. Dünya kaynakları mevcut nüfusu rahatlıkla besler. Kötüye kullanmadığınız, gereksiz yere harcamadığınız takdirde bu kaynaklarla çok daha fazlası da beslenebilir. Bakın beslenebilir diyorum. Karın doyurulur demiyorum. Afrika'da aç insan olmasına gerek yok. Net. Türkiye'nin Afrika'ya yatırım ayakta alkışlanır. Yani eğer orası için üretiyorlarsa helal olsun. Ama... Türkiye topraklarının işte 42'si artık kullanılmıyor dendiği zaman dönüp kendilerine bakacaklar. O topraklar kaybolup erozyona gittiği için kullanılmıyor değil. Bir kısmına ekim ruhsatı iptali. İkincisi çiftçinin düzenlenmesi konusunda çiftçiyi serbest bırakmayacaksınız. Yani biraz yaptırımcı olacaksın. Sen kardeşim şunu ekeceksin. Bunu da serbest piyasa kanunu falan değil. Doğrudan orderla yapacaksınız. Yani senin ekeceğin tohum budur, bunu ekeceksin, bunu üreteceksin, buna karşılığında şu parayı alacaksın. Çiftçi bunu duymak istiyor. Çiftçi ürünü ürettikten sonra elinde kalmasını istemiyor. Çünkü ondan sonra ekmiyor. Bir dahaki sene o ürün elinde kalırsa, onun tarlada kaldığını görürse ben de olsam ekmem. Çünkü mevcut koşullarda çiftçiye ekmediği toprak için para ödüyoruz. Bakın ekmediği toprağa para ödüyoruz zaten. Ve bu bir dünya politikası. Bu toprağa sen ekme biz sana temiz kalsın diye toprak ödeniyor o para. Onun düşüncesi kimden geliyor Türkiye'den geldiğini zannetmiyorum. Toprak temiz kalsın diye. Çünkü Avrupa kendi topraklarını zehirlet tarım ilaçlarıyla daha çoğunu alacağız diye. Yanlış sulama dediğiniz şey haklısınız. Yanlış sulama ama o sulamayı çözmek mümkün. Yani bugüne kadar yapılmış olan bir şey bundan sonra niye yapılmasın? Bizim arkadaşlarımızın aşırı abartılı teknolojik yaklaşımları da var. Böyle işte özel traktörlü bilmem neli akıllı uydu olmaz. Uydu bilmem neli tarım olmaz. Yaparsınız daha çok ürün alırsınız ama sonuçta tarım insana ait en orijinal en insani faaliyettir. Bunu hisleriyle yapması gerekiyor. Eğer onu öyle yaparsa ben de telemedisin yaparım. Oturduğum yerden hasta bakarım. Eğer kabul ediyorsa karşıdaki insan bal gibi de olur. Bu görüntülü arama sisteminde insanlar bu pandemi döneminde psikolojik danışmanlıklarını internet üstünden aldılar. Hı hı. Bakın önce optik kabloları dizdik. Şimdi endüstri ağzına geçireyim konuşmayı. Önce optik kabloları dizdik. Siz o sırada fark etmiyordunuz. Siz sadece bize kablolu TV ve internet yayını gelecek diye seviniyordunuz. Sonra optik kabloları dizdikten sonra internet sitelerini açtık. Sonra internetten gazetecilik yapmaya başladık. Arkasından normal gazetelere ihtiyaç kalmadı. Bunun üzerine bazı gazeteler kağıt olarak basılma fikrinden vazgeçtiler. İstediği kadar romantik olsun insanlar. Ben dokusunu tutmak istiyorum falan filan. Kokusunu seviyorum falan. Vazgeçip alınmadığı takdirde bu hiçbir şey olmaz. 3-5 kişi için gazete basamazsınız. Basanların da çoğu zaten söyledikleri rakamlarda tiraj yapmıyorlar. O rakamlar şişirme rakamlar. Ama sonuçta optik kablolar bir kere döşendi artık. Bu optik kablolar üzerinden bir yığın özel televizyon kanalları bakın hiç bilmediğimiz bir streaming sistemi pandemi döneminde şıkırt diye yerleştirildi. Şimdi herkes ona abone. Sadece bunu yapmak için bile bir pandemiye değerdi. Aylık, ücretler. Aylık ücretlerini çatır çatır alıyorsunuz. Yani millet işte aşıya şu kadar harcanıyor bilmem kaç trilyon dolar hiç alakası yok efendim. O sırada insanlara ekilmiş olan alışkanlıklar devam ediyor. Çünkü reklam piyasası da bunu destekliyor. Siz bunu eğer reklamsız izleyeceğim ben istiyorsanız o zaman fazla para ödüyorsunuz. Reklamlı izleyeceğim derseniz zaten reklamcılardan bunun parasını alıyoruz. Bunlar blok reklamlar siz de biliyorsunuz. Bir evet. kanala girdiğiniz zaman kanal bunu tak 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 yerleştiriyor. Bunlar keyfek eder, ben şuraya koyacağım bu saati istiyorum yayınları değil. O araya sokuşturulmuş olan parantezler gibi. Hı -hı. Siz bir kere copy paste yaptığınız zaman bütün sistemin içine giriyor bunlar. Bu şekilde baktığınızda yine karlılar. O zaman çok okumak da çok görmek çok duymak da yeterli değil. Çünkü yalan yanlış bilgiler çok fazla. Bilgi zenginleşmesi çok daha doğrusu kaynağa erişim zenginliği Hı -hı. görüldüğü kadarıyla işi berraklaştıracağına bulandırdı. Evet. Çünkü insanın gözü evet, seçmekte zorlanıyor. Dolayısıyla çöplük diyemiyorum. Hı -hı. Yani çöplüğün içinden de kıymetli bir şey çıkarabilirsiniz. Karmaşa var sadece. Bu karmaşanın içinde kimi başka bir şeye bakıyor. Kimi işte onun bluzunun rengine takılıyor o. Kanala geçiyor. Kimisi öbürünün bilmem nesi. Bakıyorsunuz hiç fark edemediğiniz o Her sabah dört gazeteyi okuyarak başlıyorum. Ön mailler bakılır, yanıtlanır. Ondan sonra dört tane gazete. Her tarafın gazetesi. Bu gazetelerin köşe yazarlarını bazıları kesinlikle okunur. ben en azından şöyle bir bakarım ne yazmış, top mu çevirmiş, ciddi bir şey mi yazmış diye. Hı -hı. Ama sonuçta ona rağmen haberim bile olmayan o kadar çok olay oluyor ki. Yani dört ana gazeteyi okuyup da habersiz kalabilme ihtimalini ben nasıl olabileceğini kendi kendime anlatamadım. Bilmiyorum. Ama baktığınız zaman hakikaten demek ki bunlar hiç bunlara bakmıyorlar, vermiyorlar şeklinde. Bu bilgi yığınının içerisinden kendinize ait bir dünya örebilirsiniz. Hı hı. Ben onu yapmaya çalışıyorum. Ama çok okumak zararlıdır lafına katılamıyorum. Çok okumak iyi bir şeydir ama anlamlı okuyacaksınız. Hı hı. Süzgeçten geçirmek. Kendi akıl süzgecinizden getireceksiniz. Bir süre sonra zaten kim samimi, kim değil, kim doğruyu söylüyor, kimin söylediklerinde bir eksiklik ya da abartı var. Bunu algılar hale gelir. O şekilde o şablonla okuyorsunuz. Yani şablonunuzu ona göre yerleştiriyorsunuz. Bu zaten şöyledir. Bu konuları göz ardı eder şeklinde. Bakın. Bir gazetede yazan köşe yazarı arkadaşlarımız var. Nerede onlar şu an? Yoklar. Tatildeler. Zannetmiyorum tatilde olduklarını. <laughs> Yoklar ve neden yok olduklarını da bilmiyoruz. Hmm. Yani çehreler değişti, simalar değişti, tarzlar değişti. O insanlar internet ortamında da şu an yoklar. Hmm. Yani insanlar zannediyorlar ki işte sosyal medya unsurları serbest ve hakiki özgürlük. Yok hiç öyle bir şey yok. Hmm. Onlar da kendi içinde algoritmalarla gidiyorlar. Yani onun özellikle hesabına bakmazsanız ne demiş ne yazmış bugün diye önünüze düşmeyebilir.